Saygıdeğer basın mensupları, sivil toplumumuzun kıymetli başkan ve idarecileri, ben burada kendi memleketimizde aday tanıtımı olmasına rağmen Çanakkale'de benim memleketim olarak kabul ettiğim için bugün burada sizlerle beraberim. Çanakkale aday tanıtım toplantısında birlikteyiz. Aynı zamanda Çanakkale'ye milletvekili olarak da hizmet etmiş bir arkadaşımız. İnşallah çok başarılı olacak ve inşallah Ayhan gelecek, Ülgül gidecek, Çanakkale'nin yüzü gelecek. Çanakkale Maya şehirdir. Çanakkale bu coğrafyanın, bu ülkenin mayası olan bir kentimizdir. Çanakkale 20 milyon kilometre kare Osmanlı mülkünün özeti olan bir kenttir. Çanakkale destanların kenti, Çanakkale hedeflerin kentidir. Çanakkale sadece burada yazılmış 253 bin şehidimizin kanıyla yazılmış bir destan değil. Çanakkale aynı zamanda gelecek nesillere aktardığımız bir milli hedefimizdir. Anafartaları, Jonk Bayırı'nı, Arıburnu'nu, Sargı Yeri'ni, Kanlı Sırt'ı, Kilit Bayırı, Settür Bayırı ile her taşı ve her toprağı kahraman olan bir kentimizdir. Çanakkale Maya şehirdir dedik. Çanakkale aynı zamanda Çanakkale geçilmezden sonra 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla Türkiye geçilmez diyen bir şehrimizdir. Bütün Çanakkale'lileri tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak, göz bebeğimiz olarak kabul ettiğimiz bu Maya şehri en güzel şekilde hizmetlerle kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çanakkale İstanbul'un muhafızı olan bir kenttir. Çanakkale onun için etten duvarlarla ecdadımızın Çanakkale geçilmez diye yazdığı bir destandır. Tekraren söylüyorum. Çanakkale dün de İstanbul'un muhafızıydı. Bugün de İstanbul'un muhafızıdır. Çanakkale ancak yerel yönetimlerde maalesef hizmet alamadı. O da AK Parti'nin kabahati değil. 15 yıldır burada belediye verilen kişiler, zatlar maalesef millete hizmet yerine etli pilav dağıtma telaşı içinde oldu. Öyle mi? Neden olduklarını biliyorsunuz. Siyasi polemik olmasın diye söylemiyorum. Felanca terör örgütüne müzahir olan parti barajı geçti diye bu etli pilavı dağıttığı söylendi. Sonradan her ne kadar düzeltmeye çalışsa da. Biz işimize bakacağız. İnşallah Ayhan kardeşimiz, Ayhan Gider kardeşimiz gelecek. İnşallah eski yönetim anlayışı bir kenarda bırakılacak. Kimseyi ayırmadan Çanakkale'nin bütün insanlarına milli birlik ve beraberlik ruhuyla en güzel hizmetleri sunacağız. Şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çanakkale'yi Ayhan Gider'e emanet ediyoruz. Ayhan Gider'i de siz Çanakkale'lilere emanet ediyoruz. AK Parti'nin 5 tane önemli özelliğinden bahsedeceğim. Çok kısaca. Birincisi, AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye Partisi'dir. Biz Türkiye Partisi'yiz, bütün Türkiye'nin partisiyiz. AK Parti sadece Türkiye Partisi değil, AK Parti bir dünya partisidir. Dünya mazlumlarının partisidir. Dünyanın kimsesiz insanlarının partisidir. Dünyanın çaresizlerinin, mazlumlarının, mağdurlarının siyasi hareketidir. Kapı kapı dolaşmaya söz veriyor muyuz? Çanakkale'de ve ilçelerinde bütün insanımızın gönlüne girmek için gayretle çalışmaya söz veriyor muyuz? Bugün yol arkadaşı olmaya söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz?
toplu fotoğraf için bir önceki belediye başkanlarımızı da Sayın Başkan Vekilimiz istiyorlar sanki. Ay, yıldızına kurban.